Bu derste CSS yatay açılır menü yapımından bahsedeceğim. Önce Dreamweaver'da web sayfamı tanımladım. Ardından CSS yatay menümü yapacağım. Divi tanımlayarak başlıyorum. Layout bölümünden Insert Div Tag diyerek ID bölümüne menü isimli bir div açıyorum. Daha sonra bu divi tanımlayıp içerisine çeşitli liste taglarıyla bir menü oluşturacağım. Bunun için önce gidip CSS bölümünde New CSS tuşuna tıklayarak yeni bir stil dosyasına menüyü tanımlayacağım. CSS klasörüm içerisine menü CSS ismiyle kaydediyorum. Menü CSS'imde div kutumun boyutu %100 olsun. Ekranı tamamen kaplasın. Genişliği, yüksekliği bu tür konularda genelde auto seçiyoruz. Çünkü içindeki menü uzayabilir, genişleyebilir ya da belli bir boyutta verebilirim. Ama eğer menü açılacaksa boyut vermenizi tavsiye etmem. Margin padding ayarlarını sıfırlıyorum. Background'una da bir renk vereyim en azından görelim menümün nerede olduğunu. Daha sonra bu renkleri sıfırlayacağım. Şimdi ilgili menüyü yarattım. Yani menü kutusunu yarattım. İçindeki yazıyı siliyorum ve içine ana sayfa, hakkımızda, ürünlerimiz, ürünlerimizin altında erkek, kadın, çocuk gibi alt ürün sayfaları oluşturacağım. Referanslar ve iletişim. Menü linklerimi yarattım. Bu linkleri seçip sırasız liste, unordered list yapıyorum. Ardından erkek, kadın ve çocuğu alt link olması için indent yani alt menü yapıyorum. Pardon, alt sırasız madde. Her bir menü seçeneğime link bölümünden diyez vererek hepsine link vermiş oluyorum bir nevi. Şimdi aslında şunu yapmış oldum. Menü içerisinde ul, li ve A tagları yaratmış oldum. Çünkü menüler bunlarla çalışıyor. Şimdi menü içerisindeki herhangi bir seçeneğe tıklayıp div diyez menü içinde ul ile başlıyorum şekillendirmeye. Ul'a tıkladım. Seçtim ul tagını. New CSS ul'a tıklayarak menü CSS içine menü içindeki ul tagını şekillendiriyorum. Ne olması gerekiyor ul tagları? Ul tagı içindeki list bölümünden liste stili none. Yani madde işaretlerini kaldır. Box bölümünden margin padding'i sıfırlayarak şuradaki hizalamaların yan yana gelmesini sağlıyorum. Buradan sonra artık li tagları için tanımlama yapabilirim. Listemde yer alan her bir li tagını yan yana getirmem gerekiyor. Alt alta değil de bunun için neler yapmam gerekiyor? Yine li tagını seçip artıya basıyorum. New CSS Rule. New CSS Rule'da şunu yapmam gerekiyor. İlgili liste tagının boyutlarını belirlemem gerekiyor. Diyelim ki 120 piksele 25 piksellik kutular şeklinde görülsün. Burada yan yana kutular şeklinde görülmesi için float left ve tabii kutu olması için de display block özelliğini vermem gerekiyor. Apply dediğim zaman li taglarının yan yana dizildiğini göreceksiniz. Aynı zamanda li tagları içerisindeki yazıların text align center vererek ortalanmasını sağlıyorum. Ardından arka plan rengi vererek biraz daha görsel olmasını sağlayayım yaptığım için. Arka plan işte turuncu bir arka plan olsun. Apply diyorum. Okey dedim. Listem yan yana dizildi. Şimdi sırada liste içindeki A tagları var. Liste içindeki A taglarından önce tabii şu ul-li içerisinde açılır menülerde genelde pozisyonlama sorunu var. Pozisyonlamada li taglarını relative, bunun altındaki ul taglarında absolute konumlandırma vererek bir tarafın gizlenip daha sonradan açılmasını sağlayacağız. Şimdi A taglarımı da biraz şekillendireyim. Çok çirkin duruyor. Gelip A tagımı seçiyorum. New CSS tool'a basıyorum. A taglarım ne olsun? Ya A taglarımda da işte yazı fontları, boyutları falan
Atıyorum 12 piksel yazı olsun. Alt çizgisi none, text decoration none. Yazı rengi beyaz. Falan filan. Bu şekilde gayet güzel görünüyor. Okey dedim. Şimdi burada erkek, kadın ve çocuk bölgesinin görünmemesi için bir şeyler yapmam gerekiyor. Dosyadan tümünü kaydederek yaptığım işlemleri bir göreyim. Şu anda menüm hazır. Sadece ürünlerimiz bölgesindeki alt menülerin yok olması için şunu yapmanız gerekiyor. Ürünlerimizdeki alt bölgeden bir tanesine tıklıyorum. Ulun içinde, lean'in içinde ul. Alt menüler ne olsun? Bunlar için de şöyle bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Pozisyonu absolute. Konumlandırması yukarıdan 25 pikseldi boyutum. 25 piksel aşağıdan başlasın. Soldan 0 piksel sola dayanarak başlasın. Ve görüntü itibariyle ilk başta görülmesin. Yani blok display none diyorum. İlk başta görünmesin. Şu anda görünmüyor. Ne zaman görünsün? Ben menü içinde, ulun içinde li'yi şunu kopyalayacağım. Duplicate diyeceğim. Buraya dikkat edin. Li'lerin üzerine geldiğimde, yani li hover olduğunda ul etiketleri ne olsun? Okey diyorum. Ul etiketini açıyorum. Burada sadece blok özelliğini display bloğa çeviriyorum. Bu sayede şunu sağlamış oldum. Kişi linkler üzerinde gezinirken alt linki olan bir menü seçeneğine geldiğinde o alt menünün açılması. Dosyadan tümünü kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Ana sayfa hakkımızda ürünlerimize geldiğimde açılıyor. Aslında yaptığım şey şu. Ürünlerimize gelmeden önce gizle bunu. Ürünlerimiz üzerine gelince yukarıdan 25 piksel, soldan 0 piksel olacak şekilde göster dedim. Yaptığım şey bu. Ardından biraz da püsle uğraşacağım. Nedir? İşte mesela many ulli içindeki A link böyleyse bunu duplicate edip A link değil de bu sefer A hover, yani A'ların üzerine gelince ne olsun? Buradan rengini değiştirebilirim. Yani A işte yine beyaz olsun da arka plan rengini değiştirebilirim. tabi A'ların background'ını seçmedim. Şöyle yapalım. Li'lere verelim onu. Li'lere background vermiştik. Şu A hover'ı sileyim. Li'yi kopyalıyorum. Duplicate diyorum. Burada sadece Li hover seçeneğine bir şey ekleyeceğim. Li Hover'da background biraz daha açık bir renk olsun. Bu sayede daha görsel bir şey elde etmiş olurum. Yani burada yapılan şey şu. Ul list style type none. Ulli blok şeklinde float left relative konumlandırılmış kutular. Ulli hover ul blok şeklinde absolute konumlandırılmış kutular. Ulli ul display none olacak şekilde dosyadan tümünü kaydettim. Tekrar sayfamı yenilediğimde ilgili menü üzerindeki seçeneklere geldiğimde hover özelliğinden dolayı renk değişimi oluyor. Sadece alt menüsü olanın üzerine geldiğimde alt menü açılıyor. Burada her bir liste maddesini kutu şekline çevirdim, yan yana dizdim. Ardından alt listelerin olduğu bölgeyi önce display none dedim. Şurada ulli ulda display none dedim. Ne zaman ki bir liste içindeki liste elemanına geldiğimde altında eğer ul etiketi varsa hover yapıp ul etiketi varsa dedim. O zaman display block diyerek gösterdim. CSS menü bu mantıkla yapılıyor. Sırasız listeyle menüler yapılıyor genelde. Ve bu menülerin içinde liste maddeleri teker teker blok element şeklinde çevrilip yan yana dizilir. Float left ya da inline blok şeklinde yapılır. Ardından eğer bu listelerin içinde alt listeler mevcutsa bunlar öncesinde gizlenir. Display none yapılır. Hover hareketinde
display blokla gösterilir. Tabii ki bunlar da absolute konumlandırmayla tam yerinde çıkartılmaya çalışılır. Menü bu şekilde yapılıyor. CSS menü yatay açılır. CSS menü bu şekilde yapılıyor.